Hap koydum, ot koydum, içine de roç koydum. Kaynanamın adını kuyruklu yılan koydum. Hap koydum, ot koydum, içine de roç koydum. Kaynanamın adını kuyruklu yılan koydum. Ben bir karabiberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kaynana, seni rezil ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zahir Hanım. Bugün ne kadar neşeli geliyor taliplerimiz. Ne güzel, ne güzel. Özkan Bey nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. İstanbul'dan evet. Geliyorsunuz. Dilek, öyle bir talibin geldi ki. Roman mı? Değil. Değilsiniz değil mi? Ama neşeli sizin gibi. Olsun. Hadi bir hoş geldin de. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Dilek. Hoş bulduk. Evet. Sizi dinliyorum. Ben sizi dinliyorum. Siz talip geldiniz. Okey. Ben Özkan. İstanbul'da yaşıyorum. Kalıcı makyaj uzmanıyım. Aa. Aynı zamanda profesyonel makyaj uzmanıyım. Aa, süper. Birçok anlamadım ünlü... ben yalnız. Makyaj yapıyor ünlülere, insanlara. Evet. Aynı zamanda da kalıcı makyaj. Aynı zamanda kalıcı eğitimlerini makyaj. Eğitimlerini de biliyorum. Bu dudak, kaş falan. Naz bilir o işleri. Son dönemde trend olan uygulamalarda. Son trend. Çok geçerli bir meslek. Çok güzel. Makyaj yapıyor Dilek. Ben fazla makyajı sevmiyorum ama. Bence makyajda en önemli şey çok fazla makyaj yaparak hani çıkmak değil de az ürünle çok daha güzel göstermek doğal kişiyi. Doğal makyaj değil kesinlikle. Mi? Evet. Aynen. Özellikle bizim Türk bayanlarındaki belki en büyük sorun o. Çok ürün biraz sürdüğü zaman yapıyoruz. Çok daha iyi makyaj yapacaklarını düşünüyorlar. Fakat maalesef. Ne kadar az o kadar iyi aslında. Aynen. Az her zaman daha çoktur. Kesinlikle. Sor sorularını Dilek. Benim için geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Dün sizi gördüm. Eğlenceliydiniz. Ben de eğlenceli biriyim ve açıkçası bunun için sizi tanımaya değeceğini düşündüm. Anladım. İyiymiş. Güzelmiş. Peki ben oryantallik yapıyorum. Çok pardon anlayamadım ama. Oryantallik yapıyorum ben. Bu sıkıntı olur mu? Problem değil. Önemli olan anlaşabilmek. Aynen. Dediğim gibi eğlenceli insanı ben de seviyorum. Aynen. Hayat her zaman hüzünlerle dolu ama eğlenebilmek çok daha önemli bence. Kesinlikle. Anladım. Peki sizi çeken ne oldu buraya? Doğallığınız en önemli şey doğal olmanızdı. Doğal insan her zaman benim için ön sıradadır. Aynen. Ve bir bu doğallığınızı sevdim ben de. Bir de tepecikliler çok doğal oluyor. Evet. Buradan yine oraya sevgiler, saygılar. Evet. Güzel mahallem, güzel insanlar. Biz de selamlar. Benden de selamlar. Ben çok samimi biriyim. Her tanıştığıma can diye hitap ederim. Evet. Ya, her insan benim için değerlidir Zuhal Hanım. Ne güzel. Ve canınız olarak gördüğünüz her insana zaten çok iyi davranırsınız. Zarar vermezsiniz. Nasıl o canı nereye ekliyorsunuz mesela? İsmi sonuna mı, başına mı? Canparem, canım. Canlar diye hitap ediyorum çevremdeki canlarım. Herkese. Evet, canlarım. Ay ne güzel. Mesaj sevim. Atarken de onu çok kullanırım. Can, ne haber, nasılsın şeklinde. Aa ne güzel. Önemli bir vurgu Özkan diye düşünüyorum. Özkan Bey siz evlilik yaptınız mı hiç? Daha önce hiç evlenmedim. Aa. Hiç evlenmediniz. Evet. Niye? Neden? Aslında hani şöyle bir durum var. Evliliği düşündüğüm dönemlerde de kendime uygun birini bulamadım. Bulamadım. İşten dolayı zaten çok yoğun bir tempoda çalışıyoruz. Maalesef evlilik için hani çok uygun olmayacak bir tempoydu. Evet. Ama şimdi en azından kendi yerimizde daha belirli saatlerde çalıştığımız için. Aa kendi yeriniz var. Evet. Make-up stüdyo. Evet Nişantaşı'nda. Nişantaşı'nda. Evet. Aa ne güzel valla. Kalıcı makyaj. Kalıcı makyaj. Evet özellikle. Öyle böyle iş güç derken yaş olmuş 36 Özkan Bey kalmış bekar. Evet. Çalışkan adammış. Hatta bizde şöyle bir durum var. İki tane Allah daha çok versin. Allah olmayanlara da versin. İnşallah. Amin. İki tane erkek kardeşim var benden küçük. Biz en küçükten başlayıp evlendirmeye şimdi artık sıra sende moduna geldi. Siz de tersten işledi. Aynen öyle. Süper. Hatta hep şey derim size evlendireyim ben gözümde göreyim ondan sonra ben evleneceğim. Doğru bak o da öyle doğru. Öyle komik bir durumumuz vardı. Sen sıranı onlara savdın. Öyle oldu. Hadi sıra sende artık Özkan. İnşallah. İnşallah.
Sakallı mısınız? Hayır, değilim. Aa. Sakalınız yok mu? İsterseniz uzatırız. Hiç. İki kıl yani, ne olacak? Kökü bizim. Kökü sizde. Sakal tekniğiyle sakal yaparım belki yüzüme. Ha, o da var. Aslında ona benzer uygulamalar da var. Var değil mi? Evet, kaşları evet, maşları yapıyorlar. Saç simülasyonu var özellikle. Yatırken orlar mısınız? Yok, hayır, orlamam. Nereden biliyorsun? Kayda alıyorum kendimi. Ne? Espri tabii ki de. Daha hiç bir şikayete karşılaşmadım diyor. Yok, şimdiye kadar öyle bir sorun olmadı. Olmamış. Olsaydı zaten anne en başta bundan anneyle rahatsız olurdu. Ailem Adana da benim. Ha. Ama duyarlıdır ses anne. Biz biraz mutlaka uyarırdı. Biz biraz geniş aileyiz. Sorun olur mu? Hayır, senin sorun için olmaz. Biz de geniş bir aileyiz ve geniş bir sülaleye sahibiz. Ve tamamen sıcak, samimi bir ortamımız var. Hani herkes birbiriyle hala iletişim halindedir. Belki... Peki ailen biliyor mu? Burada olduğumu biliyorlar. Bana talip geldiğini de biliyorlar. Onu da biliyorlar. Ne dediler mesela? Aslında şöyle, bilmeseler de ailem her zaman kararlarımın arkasında oldu. Ben Adana'dan da İstanbul'a çıkıp geldiğimde kendi kararımdı ve hep saygı duydular. Şu an içinde her şeye saygı duyuyorlar benimle ilgili. Anladım. Yemek yapar mısın Özkan? Güzel yemek yaparım. Öyle bir halim var, evet, sezdim onu ben. Ya anneden gelen belki bir özellik. Annem güzel yemek yapar ve ondan bizde kız çocuğu gittim olmadığı için hep öğretmeye çalışmıştır. Ne onu güzel izlemişizdir. Yıllardır da tek yaşayınca kendi işinde kendin görüyorsun. Kesinlikle. Valla ne şanslısın. Dilek olursa ya bak, makyaj yapıyor, yemek yapıyor. Yemek yapıyor. İşleri yapıyor yani. Ne güzel. Aynen. Her bu devirde için zor. Evet, ideal bir böyle erkek, erkek bulmak. Özellikle makyaj ve cilt bakımı olunca işin içinde. Ben, senin cildin de çok güzel. Teşekkür ederim. Maşallah zaten. Pırıl pırıl valla. Dikkat etmeye çalışıyorum. Tüyolar alırız artık. Kesinlikle. Değil mi? Makyajda özellikle zaten programı izlediğimde direkt eleştiriler o yönde oluyordu bende. İşte özellikle sizin makyajınızı çok beğeniyorum. Beğeniyor musun? Teşekkür evet, kesinlikle ederim. Ve kaşlarınız. Kendi kaşlarım, kontrfon değil. Çok güzel ama. Teşekkür ederim. Ve birçok müşterime de örnek olarak gösteriyorum. Bakın böyle bir kaş yapalım mı size? Benim kaşlarım. Evet, evet. Ama o kadar güzel değildir benim kaşlarım ya. Ben çok beğeniyorum. Öyle şeklini mi? Teşekkür evet ederim. Özkan Bey, çok konuşuyorsunuz yalnız. Konuşmayı severim. Eğer güzel konuşabilirsen susturursun. Aa, duyamadım, anlamadım. Bir daha söyle. Eğer konuşmayı seviyorum ama güzel konuşursan susturabilirsin beni. Ha. O da senin elinde. Ah, baskın çıksa sustur. Dün İyiymiş de Serkan'a kızıyordun hiç konuşmuyorsun diye. Serdar olumsuz. Serdar olumsuzdu çünkü Serkan da olumsuzdu. Serdar kim kız? Ben atışmayı severim. Güzel, o zaman bayağı bir atışacağız demektir. Sen sever misin? Atışmayı severim ama tatlı atışmalar. Rencide aynen, edici hiçbir öyle atışmaya ortam hazırlamam. Sevmediğim bir olaydır da. Çünkü ben sevgi dolu bir ailenin içinde büyüdüm. Neydi? Ve inandığım tek derdi bu. Hiç aşık oldun mu Özkan? Oldum. Ya. Kime? Bana. Özel biriydi. Bir dönem yaşandı ve bitti. Saygı duyuyorum. İyi ki hayatıma girmiş, çıkmış. Ne kadar sürmüştü? 3 yıl. 3 yıl. Aa, çok evet uzun süre. Evet. Ama teşekkür ediyorum. Bana çok şey kattı ve öğrettiği için. Mutlaka. Her ilişki bize bir şeyler katar. Ben yorum istiyorum. Kimden istiyorsun? Kimden istiyorum? Ha? Bu amcadan istiyorum. Bu amca mı? Pardon, ismini Şendan bilmiyorum. Özür amca dilerim. Hayır. Nereden bilsin? Hiç neresi amca da? O hepinizi cebinden çıkartır vallahi. Avustralya Fatih'i be. İsmi ne olur? Demir amcaya diyorsun sen. Bakın. Şendoğan. Evet. Beyefendi. Öncelikle hoş geldiniz. Aslında ben size dün yorum yapacaktım ama kısmet bugüne rastladı ve iyi oldu aslında. O amcanın bedelini ödeyeceksin. Ya, espri yapıyorum. Espri yapıyorum. Gerçekten ben birkaç tane tepecikli gördüm ama onların içinde en güzeli sensin. Teşekkür ondan ederim. Ondan emin olabilirsin. Süper. Hoşsun, güzelsin. Dün Serkan Bey'e talip gelmiştiniz. Ben şöyle düşündüm.
Yani Angelina'ya yok diyen Serkan Bey'in tabii ki size evet demesi. Ya sonuçta ölüm yok sonuçta ucunda. Sonuçta yani bir aşka ihanet aynen sayılırdı. Tabii. Hayır bu amcanın sıkıntı karşılığıdır. Yok yani. Bakın karşınızda Özkan Bey, gerçekten karakterleriniz birbirine uyuyor. Özkan Bey de çok hoş, konuşkan, oyunu seven, şakacı bir tipe benziyor, bilmiyorum. Evet, öyle herhalde. Yani. Siz de aynı karakterdesiniz, aslında tanımanızda fayda var. Teşekkür ederim Şendoğan yorumun amca için. Onun arkasındaki beyaz saçlı amca da yapabilirim. Demir amca, amca, size amca diyebilir miyim? Sen de küreksiz gömüyorsun ha. Ama şimdi isimlerini bilmiyorum. Demir. Demir amca. Olsun tamam, ben de amca sorayım. Ama 21 manevi yaşında am. Tabii canım, tabii herhalde canım. Normal. Yani kız daim bilir. Şendoğan amcası, Demir amcası. Zaten bizden başka da yok. Bizden başka da yok, rahat ol. çok gerçekten dünden beri bize pozitif enerjinle ayrı bir şey verdin. Güzellik verdin. İyi ki geldin bu arada. Sağ olun. Arkadaşımızla hoş geldi diyorum. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ama zannediyorum Dilek olumsuz diyecek diye düşünüyorum ben. Neden olumsuz? Sen çünkü anladığım kadarıyla daha böyle farklı bir şey bekliyorsun. Dış görünüş bekliyorsun. Sakal makal dedin ya. Evet, sakal falan dedin. Ama erkek dediğin biraz sakallı. Şimdi paravan açılınca bakalım hangimiz haklıyız, göreceğiz. Erkek dediğin sakallı olur diyor. Sakallı erkeklerimizden Uğur konuşacak. Verin Uğur'a da mikrofon. Sakalların önde gelenlerinden. Estağfurullah. Şimdi Özkan Bey sen değil mi? Sen kıyafetçiydin evet, değil mi? Kıyafet... Hayır, kıyafetçi değilim. Bir kere... Modacı mı? Uğur, senin kaşların oldu oğlum. Hemen söyleyeyim. Abla, ben antrenmanda küçük bir sıkıntı yaşadım. Benim zaten sağ kaşımda kısalma ve şey vardı, düşme vardı. Bu sebeple kaşları falan bir düzelttirdim biraz. Kaş mı yaptırdın? Yani kıl tekniği yaptırdım. Ama kıl dalında güzeldir diyorum size hep. Oynamayın. Nasıl, beğendin mi kaşlarını arkadaşımızın? Yeni yaptırmış. Bayağı orijinal duruyor. Bayağı. Teşekkür ederim, sağ olun. Ama müdahale etmemiz gereken yerleri olacak. Vallahi. Müdahale edecekmiş. Yok, şu an müdahaleye hazır değilim de daha sonra inşallah olabilir. Dilek, insanların ismi yakasında yazıyor. İnsanlar hitap ederken ismi yazıyor, onu bir söyleyeyim sana öncelikle. Ben biraz uzağa göremiyorum, yaşlandım. Anladım. Gözlük alabilirsin, gözlük satılıyor optiklerde. Işıklı arkadaş haricinde... yorum yapabilir mi bana? Ne? Işıklı arkadaş. Işıklı arkadaş. Önce benim konuşmam bitsin, ondan sonra arkadaş yorum yapar. Bir saniye. Önce benim konuşmam Işıklı bitsin, ondan İbrahim sonra yapar. Şimdi ben Özkan Bey'le sizi yakıştırdım. Görüntü olarak da ondan sonra sakala takılı kalmamanı istiyorum. Çünkü insanlara dış görüntüsüne göre karar vermemeni öneririm. Biraz da yanıma yakışacak ama konuşamadım. Anladım. Ben Özkan Bey'le yakıştırdım. Ben Özkan Bey'le yakıştırdım. Enerji olarak pozitif bir Işıklı enerji İbrahim'den veriyor. Evet. Royum istedi. Uğur, vedalaş artık mikrofonla. Evet. Teşekkürler. Kız, Allah seni ne yapmasın. Hatırlattın yine bu ışığı. Bak. Şirek geldi. Gerçekten. Nasıl yorum yapayım sana Dilekçiğim? Güzel yorumlar yap bana. Güzel. Affedersin. Yani ben de olumsuz olacağını düşünüyorum. Senin tarzının Serkan'dan, hani Serkan'a talip tamam çıkarak... Tamam da ben tarzımdan bahsetmedim ki bu kadar tarzı. Serkan'a talip siz çıkarak tarzını az çok anlamış olduk, onu diyorum. Ne anladın şimdi? Anlat böyle bakalım. Böyle sen daha kaslı istiyorsun. Anlatayım canım, dinle. Kaslı istiyorsun. Aa, kaslı sevmem ben, hayır. Selamın kavlem. Allah Allah. Yani, kaslılar niye öyle bir şey yaptı? Bir de sakal makal dedin. Beyefendi de sakal yok. Sakallı olsun. Kara kaşlı, kara gözlü olsun. Birazdan görüşürüz. Tam istediğin gibi. Cidden. Ha. Peki. Açsak mı artık ya? Hadi açalım paravanı. Buyurun. Açalım. Paravanı açacağım. Yakacağım. Suyu ısıtacağım. Adını alacağım, çatlasın el alem. Ocağı yakacağım, suyu ısıtacağım, tam yeri ararken. Seni
Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Gözleriniz çok güzel gerçekten. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Evet. Hanımefendi bir şey söyleyebilir miyim? Evet, bakar mısınız buraya? Kim o ya? Birkan. Birkan ne yaptı ya? Ne kadar abartmayı seviyorsunuz? Zuhal abla, bizim abarttığımız bir durum. Hareket yapması doğru bir olay değil yani. Canım, ben şöyle yaptı. Dün de yaptı onu. Dün böyle de yaptım. Serkan'a da yaptım dün. Sıkıntı var mı? Sıkıntı yok da. Yok canım, bir sıkıntı birazdan. Yok. Sen devam et görüşmene. Hiçbir peki. Sıkıntı yok. Öyle bir şey öyle yok. Bir şey abartmayın. Olsa bile bunun arkasında söyleyebilirsin. Bunu söyleyemezsin. Yani. Söylediğin zaman da karşılığını alırsın. Heyecanlandı kızım. Ne söyleyeceksin? Söylesene, çok merak ettim. Söylerim ya. Yani. Söyle bana, ne söyleyeceksin? Sen beni ne kadar tanıyorsun ki ne söyleyeceksin? Hoş okay, geldiniz bu arada. Sen tarihinle ilgilendin. Kusura bakmayın, ben biraz öyleyim. Hani hareketlerimi öyle böyle yaparım falan. Kusura bakmayın. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Özellikle hani sormak istediğim bir şey, sizin beklentiniz nedir? Bir evlilikte, ilişkide. İşte benim önceliğiniz beklentim. Nedir? Dün söyledim ben zaten beklentimi. Öyle Allah'tan korkusu olsun dedim. En önemli şey zaten. Aynen. Öyle. Merhametli ve vicdan sahibi olması. Aynen. Olmuş. Kesinlikle. Aynen. Katılıyorum size. Aynen öyle. Anlaşabileceğimizi düşünüyorum. Eğlenceli biriyimdir. Tanımak isterim sizi. Aynen. Verebildin mi karar Dilek? Verdim. Heh. Alalım kararını. Beyefendiye geldiği için çok teşekkür ediyorum. Hı-hı. Kararım olumsuz. Olur. Teşekkürler. Çok sağ olun. Ben olmadı Özkan. Hiç problem değil. Olsun, başka tarifler ararız sana. Olur, hayırlısı zorlarım. Böyleymiş. Tamam. Özkan da artık bizimle beraber olacak. Seni de böyle alayım Özkan. Tamam, geçebilirsin. Aramıza hoş geldin.